İyi akşamlar. Bugün size 3 beyinden bahsedeceğim. 3 beyin aktivitesi düşünmekten yapmaya ve yapmaktan olmaya geçmenize olanak sağlar. İstisnasız her beyin biyolojik bir bilgisayardır. Her birinin kendi anatomisi ve elektriksel devresi, fizyoloji ve kimyası, hatta kendi tarihi ve uzay zaman anlayışı vardır. İlk olarak söze 1. beyinden başlayalım. Neokorteks. Evrimdeki en yeni beyindir. Yarıkları ve katlanmalarıyla en dışarıdaki ceviz şeklindeki katmandır. Oldukça yenidir ve oldukça özelleşmiştir. Neokorteksin tam altında limbik beyin vardır. Limbik beynin kimyasal beyin, duygusal beyin, memeli beyin gibi isimleri de vardır. Aşağı yukarı bir limon boyutundaki bu kısmın sorumluluğu vücudumuzun iç kimyasını düzenli tutmaktır. Ve son olarak beyin kökünün tam arkasında olan beyincik ya da diğer bir deyişle sürüngen beyin yer alır. Sürüngen beyin evrimsel olarak en eski beyindir ve bilinçaltı zihnin yer aldığı yerdir. Şimdi şunu bir düşünün. Beyniniz yaklaşık 100 milyar nörondan oluşur. Kabaca hesaplamak gerekirse eğer 100 milyar kağıdı üst üste koysaydınız yaklaşık 800 kilometre yüksekliğinde bir kule elde ederdiniz. Sinir hücrelerinin kendilerine has özel bir kabiliyeti vardır. Bilgiyi iletirler ve depolanmasını kendi aralarında paylaşabilirler. Az önce neokorteksten bahsettik. Neokorteks, düşünen beyniniz, bilinçli farkındalığınızın bulunduğu kısımdır. Şu anda beni neokorteksinizle dinliyorsunuz. Neokorteksiniz sürekli bilgi toplar. Yeni bir şey öğrendiğinizde bu bölgede yeni bir sinaptik bağlantı oluşturuyorsunuz. Öğrenme dediğimiz şey yeni bağlantılar oluşturmaktır ve öğrendiğiniz her bir şey beyninizin fiziksel olarak değişmesine yol açar. Araba sürmek, tamir yapmak, dans etmeyi, yemek yapmayı öğrenmek gibi. Bir kitap okuduğunuzda, yeni bir şey dinlediğinizde beyniniz gerçek anlamda kendini güncelliyor ki bu yeni zihin kapasitesine ayak uydurabilsin. Sinir bilim şunu söyler. Birlikte çalışan sinir hücreleri birbirlerine bağlı hücrelerdir ve sizler yeni şeyler öğrenmeye başladıkça bu bilgileri bilincinizin mimarisine biyolojik olarak ekliyorsunuz. Öğrenmek yeni sinaptik bağlantılar kurmaktır ve hatırlamak da bu bağlantıları canlı tutmak ve beslemektir. İlişkilerinizi düşünün. Ne kadar fazla iletişimde kalırsanız o kadar bağlı olursunuz. Nöronlar da aynı bu şekilde çalışır. Nöronlar birlikte çalıştıkça ve birbirlerine bağlandıkça sinirsel ağlar denen bilgi ağlarını kurmaya başlarlar. Sinirsel ağlar, nörosinaptik toplumlar kurmuş nöron gruplarıdır. Bir fikre, konsepte, hatıraya, tecrübeye, kabiliyete ya da davranışa bağlı olabilir bu ağlar. Ve ayrıca nöron toplumlarının aslında elektrokimyasal bir yanları da vardır. Yani siz beyninizde bir günde dünyadaki tüm cep telefonlarının toplamından daha fazla elektriksel enerji üretiyorsunuz. Birbirine kusursuzca bağlanmış yüz milyarlarca nöronumuz var. Ve bu sebeple beynimizi farklı sekanslarda, farklı düzenlerde ve farklı kombinasyonlarda çalıştırabiliyoruz. Şunu unutmayın, beynimizi farklı çalıştırdığımız her seferinde zihnimizi değiştiriyoruz. Bir şeyi teorik olarak kavradığınızda, o şeyin felsefesini kavradığınızda ve bunu harekete döktüğünüzde bu bilgiyi kişiselleştirmiş olursunuz. Bu da demek ki davranışlarınızı güncellemeniz gerekiyor. Ve eğer hareketlerinizi değiştirir ve bir şeyi öncekinden farklı bir şekilde yaparsanız yeni bir tecrübe edineceksiniz. Her birimiz bir şeyi tecrübe ederken tüm hislerimiz çevremizden kritik bilgiler topluyor ve bir araya getiriyor. Ve tüm bu bilgiyi işlemeye başladıkça devasa nöron toplulukları kendilerini belli düzenlerde organize etmeye başlıyorlar. Bu nöronlar yerine sabitlendiği anda beyin bir kimyasal salgılıyor ve bu kimyasala biz bir his veya bir duygu diyoruz. O zaman tecrübeler ilk beyindeki devrelere olumlu etki yaparken aynı zamanda limbik beynin kimyasal salgılamasını da sağlıyor. Yani en özel anlarınızı hatırlamanızın sebebi de bu. İlk öpücük, okul mezuniyeti, çocuğunuzun doğum anı, yediğiniz özel bir yemek.
tüm bu tecrübelerin sizi değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ama çok bilindik bir sorun var. Neden dün akşam yediğiniz yemeği hatırlamakta zorluk çekiyorsunuz? Çünkü rutin işler beyni uykuya iter. Bununla alakalı harika bir örnek vereceğim ve bu gibi anları hatırlamış olacaksınız. Çoğu Amerikalı 9 Eylül saldırıları sırasında tam olarak nerede olduklarını hatırlıyor. Eğer soracak olsam kiminle olduğunuzu, günün hangi zamanı olduğunu ve ne yapıyor olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Olay anında gördüğünüz ve duyduğunuz her şeyin bedeninizin kimyasal iç düzenini değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ve biraz bile değişmiş olduğunuzu hissettiğiniz anda beyniniz uyandı. Ve bu uyarıya kimin ya da neyin sebep olduğuna dikkat etmeye başladınız. Ve bu olay bir anı olarak zihninize işlenmiş oldu. Şimdi diyelim ki bir kitap okuyorsunuz ve bu kitap size öylesine ilham verdi ki ikinci bir kere daha okumaya karar verdiniz. Kitaptaki bilgileri zihninizde tekrar gözden geçirmeye başladıkça, üzerine düşünmeye ve okuduklarınızı kendinize yansıtmaya başladıkça, nöronların bilgi ağlarına dönüşmeye başlamasına ve yeni bir zihin için yolu açmasına imkan sağlamış oldunuz. Daha sonrasında okuduklarınızı düşündüğünüzü fark ediyorsunuz. Aklınızda bunlar var. Arkadaşlarınıza okuduklarınızdan ve öğrendiklerinizden bahsetmeye başlıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara kitaptan aldığınız bilgileri aktarıyorsunuz. Onların da farkında olmasını istiyorsunuz. Belki de insanların sorunlarını çözüyorsunuz. İşler gerçekten yolunda görünüyor. Eve dönerken bir anda telefonunuz çalıyor ve hattın diğer ucunda eşiniz var. Eşiniz, kayınvalidenizin doğum günü olduğunu söylemeyi unuttuğunu söylüyor. Arabayı yolun kenarına çekiyorsunuz ve düşünüyorsunuz. Kayınvalidemden nefret ediyorum. 10 yıl önce beni fazlasıyla incitti. Aynı hikayeleri tekrar tekrar anlatıyor. Ve yavaşça bu kadın etrafında gelişen stresli ve üzerinizde duygusal iz bırakmış birçok hatıranız olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. Stres, bedeniniz homeostasiden uzaklaştığında, dengesini kaybettiğinde ortaya çıkar. Bir aslanla karşı karşıya geldiğinizde ilkel bir nörolojik yanıt aktive ediyorsunuz. Ama karşınıza çıkan şeyin bir aslan olmasına gerek yok. Kayınvalideniz de olabilir. Yolun kenarında arabanızda oturuyorsunuz ve içinizden geçiriyorsunuz. Bununla ilgili bir kitap okudum, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili düşünmeye başladığınız anda çok doğal bir şey gerçekleşiyor. Ne düşündüğünüzle ilgili düşünmeye başlıyorsunuz. Nasıl karşılık verdiğinize dikkat etmeye başlıyorsunuz. Nasıl hissettiğinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Sinir bilimde bu duruma üst biliş deniyor. Kim olduğumuzu gözlemleyebiliyoruz. Ve kim olduğumuzu gözlemleyebildiğimiz için hayatı daha iyi bir şekilde yaşamak için davranışlarımızı dönüştürebiliyoruz. Frontal lob farkındalığımızın bulunduğu yer. Benliğinizin evi adeta. Ve artık kim olmak istemediğinizle ilgili düşünmeye başladıkça frontal lob kontrol görevini üstleniyor. Eski benliğinize bağlanan nörolojik sistemlerin etkisini azaltmaya başlıyor. Ve eski benliğe bağlı bu sistemlerin sesini kısmaya başladıkça o benlik aktifleşmeyi bırakıyor. Ve siz de onun etkisi altında olmaktansa onu gözlemlemeye başlayabiliyorsunuz. Böylece artık birlikte çalışmayan sinir hücreleri birbirine bağlanmayı da bırakıyor. Biyolojik olarak beyninizdeki devreleri söküp ve ayırıp eski benliğin etkisinden kurtulmaya başlıyorsunuz. Yolun kenarındaki arabanızda oturmaya devam ederken düşünüyorsunuz. Kitapta öğrendiğim hangi bilgiyi bu duruma uygulayabilirim? Hareketlerinizi planlamaya, yeni bir zihinle düşünmeye ve kendinizi denkleme dahil etmeye başladıkça beyniniz yeni düzenlerle, yeni sekanslarla ve yeni kombinasyonlarla çalışmaya başlıyor. Beyninizin farklı çalışmasına sebep olduğunuz her seferinde zihninizi değiştiriyorsunuz. Unutmayın, zihin aktif olan beyindir. Beyin farklı şekilde çalıştıkça ve yeni bir zihni kucaklamaya başladıkça yeni sinir hücreleri birlikte çalışmaya ve birbirlerine bağlanmaya başlıyor. Böylece daha asıl tecrübeye gelmeden gerekli nörolojik donanımı kurmuş oluyorsunuz ve artık o yemeğe katıldığınızda kullanacağınız devreleriniz hazır. Öğrendiğiniz onca farklı şeyi hatırlıyorsunuz ve frontal lob aynı bir orkestra şefi gibi bu devreleri senkronize etmeye başlıyor. Bu durum belli bir uyumluluğa ulaştığında beyninizde bir imge oluşturmaya başlıyor.
Bu imge, o yemeğe katıldığınızda ne yapacağınızın, hangi devreleri kullanacağınızın bir göstergesi oluyor. Biz de buna niyet diyoruz. Beyninizdeki farklı devreler arasında gerçekleşen mikroskopik seviyede bir olay var. Şimdi siz bu yeni düşünceyi aktifleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama hatırlayın, son 10 yıl boyunca kurulmuş ve yerleşmiş bağlantılarınız var. Ve siz bu yeni düşünceyi aktive ederken o diğer bağlantılar adeta kulağınıza fısıldıyor. Kayınvalidenden nefret ediyorsun. O yemeğe gitmek bile istemiyorsun. Bu değişim olayına yarın başla. Bugün uygun bir gün değil. Ama eğer siz direnirseniz ve dayatırsanız ve dikkatinizi bu yeni düşünceye odaklarsanız, önünde sonunda o düşünce aklınızdaki en güçlü ve en şiddetli ses haline gelecek. Ve bu gerçekleştiği anda beyniniz bu devreyi daha da kalıcı bir hale getirmek zorunda. Bu devreyi sabitleyen tutkal diyebileceğimiz bir şey var, o da sinir büyüme faktörü. Ve bu malzemeden sadece belli bir miktarda var. Durum böyle olunca beyniniz yeni düşünceyi eskilerden çaldığı tutkalla sabitlemeye başlıyor. Böylece yeni düşünce güçlendikçe diğer olumsuz anılar ve düşünceler zayıflamaya başlıyor. Bu süreç sayesinde siz eski benliğe ait eski anıları biyolojik ve nörolojik olarak temizlemiş oldunuz. Kendinize artık olmak istemediğiniz benliği hatırlatıyorsunuz, o devreleri susturuyorsunuz. Öğrendikleriniz ışığında kim olmak istediğinizi düşünüyorsunuz ve beyninizi önünüzdeki tecrübeye hazırlıyorsunuz. Limbik beyin yeni kimyasallar salgılıyor ve gerçek anlamda genetik ifadenizi değiştirmiş oluyorsunuz. Çünkü gene ulaşan yeni bir bilgi var. Sizi siz yapanı değiştiriyorsunuz. Çünkü bedeninizi zihninizin felsefi olarak anladığını kavramaya zorluyorsunuz. Hareketlerinizi düşüncelerinize eşit hale getiriyorsunuz ve artık bu sizin için bir alışkanlık haline geliyor. İşte biz buna zihnini değiştirme bilimi diyoruz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Teşekkür ederim.